Bismillahirrahmanirrahim. Feyris-i Salesinde mektubata geçmiştik geçen haftaki dersimizde. Yedinci mektupta kalmıştık, oradan devam edelim. Yedinci mektup münafıkların ithamından beraat-ı nebevi hakkında gelen, münafıkların iftira ve suçlamalarından Peygamber Efendimizin beri olduğuna dair. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed hiçbirinizin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab suresi 40. Ve felemma kaza zeydun minha ve taram zevvecnakeha likey la yekune alel mü'mine haracun fi ezvaci edyahim. Sonra Zeyd o hanımla alakasını kesince biz onu sana nikahladık ta ki evlatlıkları hanımlarını boşadıktan sonra o kadınla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmadığı anlaşılsın. Ahzab suresi 37. Ayetlerinin mühim bir sırrını tefsir ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kesret-i izdivacı, çok evliliği nefsani olmadığını, belki akval ve efali gibi, sözleri ve fiilleri gibi, ahval ve etvarından, hal ve tavırlarından tezahür eden ahkam-ı şeriata vasıta olmak için hususi dairesinde ziyade şakitleri bulunmasıdır. Peygamberimizin ev içerisinde, aile içerisindeki hallerinin öğrenilmesi ve ümmete öğretilmesi noktasında talebeleri mahiyetinde hanımlarıyla ilişkisinin esas bu boyutu önemli. Nefsani değil, böyle bir hikmetle bu tahakkuk etmiş. Ve Hazreti Zeynep'in tezevvücü, Zeyd'in boşadığı Hazreti Zeynep'le evlenmesi sırf bir emri ilahi. Cenab-ı Hakk'ın emriyle ki onu biz sana nikahladık diyor zaten ayette. Ve kader-i Rabbani ile olduğunu beyan ediyor. Tabi bunların geniş izahları ilgili risalelerde. Burada sadece özet olarak o risalenin neden bahsettiğini bilgisi veriliyor. Ve eski zaman münafıkları gibi yeni zaman zındıklarının tenkitlerini kat'i bir surette kırıyor. O zamanın münafıkları da bir takım ithamlarda bulunmuşlar. Ve şimdiki yeni zamanın zındıkları da onların o iddia ve iftiralarını devam ettirmişler. Ama bunların tamamını bu izahlar çürütüyor. 8. mektup فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ En iyi koruyucu Allah'tır. Merhametlerin en merhametlisi de O'dur. Yusuf suresi 64 diyen Hazreti Yakup aleyhisselamın Hazreti Yusuf aleyhisselama karşı oğullarından karşı hissiyatı aşk olmadığını belki ulvi bir mertebe-i şefkat olduğunu, yüksek bir baba şefkati mertebesi olduğunu ve şefkat aşktan çok yüksek ve keskin bulunduğunu ve İsmi Rahman ve İsmi Rahim'in vesilesi şefkattir diye beyan ederek Bismillahirrahmanirrahim'in güzel bir sırrını Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin parlak bir nüktesini tefsir ediyor. 9. mektup keramet ve ikram ve inayet ve istidraca dair mühim bir kaideyi beyan eder. Evliya kerametleri İkram-ı ilahi, inayet, Cenab-ı Hakk'ın yardımı, inayeti ve istidraç, bir de hidayet üzere olmadığı halde bir takım harika hallere maruz kaynaklık edenler var, mazhar olanlar var. Onların da bu istidraç dalaletini daha arttırmak için verilmiş bir harika hal. Bu da bir imtihan sırrı. Kerametin isharı zarar olduğu gibi açığa vurulması, İkramın isharı şükür olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın ikramlarının açıklanmasının şükür olduğunu ve en selametli keramet ise bilmediği halde mazhar olmak olduğunu ki Tahir abi için üstadın ifadesi var. Kendini bilmeyen bir evliya, makamını bilmeyen bir evliya ifadesi var. En selametli keramet ise bilmediği halde mazhar olmak, farkında olmadan. Bu hakiki keramet ise kendi nefsine değil, belki Rabbine itimadını ziyadeleştiren olduğunu.
nefsine vermeyip Rabbine yakınlaşmasına vesile olan keramet, hakiki keramet. Yoksa istidraç olduğunu işte ifade etmeye çalıştığımız gibi bu alışılmadık harika haller, imtihan için verilen haller ve imanı olmayanlar için o yolda daha da ileri gitme neticesini verebilen imtihan halleri. Hem hayat-ı dünyeviyeyi bahtiyarane geçirmenin çaresi, dünya hayatını bahtiyar bir şekilde geçirmenin çaresi, ahiret için verilen hissiyat-ı şedideyi, ahiret hayatını kazanmak için verilen kuvvetli, şiddetli duyguları dünyanın fani umuruna sarf etmemek olduğunu, ahireti kazanmamız için verilen duyguları fani dünya için harcamamak olduğunu ve aşkın mecazi ve hakiki iki nevi olduğu gibi aşkta bir mecazi aşk var, bir de hakiki aşk var, ilahi aşk. Aynen onun gibi hırs ve inat ve endişe istikbal gibi hissiyat şedidenin insana verilen diğer duygulardan bunlar. Hırs, inat ve istikbal endişesi gibi hissiyat şedidenin dahi mecazi ve hakiki olarak ikişer kısmı bulunduğunu. Mecazileri gayet zararlı ve suyu ahlaka menşe, kötü ahlaka kaynaklık eder. Bu hakikileri gayet nafi, faydalı ve hüsnü ahlaka, güzel ahlaka medar olduğunu, vesile olduğunu ispat eder. Hırsın mecazisi insanı kaybettirir. Ama hırsı hakta sebat ve hayırlı işlerde kullanmak durumunda ahireti kazandırır. Aynı şekilde inat içinde aynı şeyi söylemek mümkün. Böyle fani şeylerde inat etmek kaybettirir ama hakta sebat manasında eğer kullanılırsa insana ebedi saadeti kazandırır. Endişe istikbal de öyle. Dünyevi istikbali için endişe etmek fani dünyada boğulmak anlamına gelir ama kabirden sonraki hakiki istikbal için endişe etmek ve onun için gayret göstermek de o ebedi saadeti kazandırır. İşte bunun da geniş izahı yine ilgili bahsedilen Risale'de. Hem İslam ve imanın mühim bir farkını beyan eder 9. mektuptaki bir başka izah. Yani İslamiyet hakka tarafkirlik ve iltizamdır. Hakka taraftar olmak ve ona bağlanmak. İman ise hakkı izan ve tasdiktir. Böyle gönülden, kalpten gelen bir kabulle, tasdikle iman etmek. 20 sene evvel dinsiz bir Müslüman bulunduğu gibi, şimdi de gayrimüslim bir mümin dahi bulunur gibi göründüğünü gösterir. Müslüman olduğunu söylüyor ama dinin ahkamına taraftar değil. İnandığını söylüyor, ahkama karşı çıkıyor. Öbür taraftan tersi de olabiliyor. Bunların da izahları var. Gayrimüslim bir mümin, inanmadığı halde İslam'ın hükümlerine, esaslarına taraftar. Onun izahı var. Hem Risale-i Nur izahları ne derece şiddetli bir surette İslamiyet'e tarafkirlik hissini verdiğini ve erkan-ı imaniyeyi ne derece kuvvetli ve kat'i ispat ettiğini beyan eder. Risale-i Nur'daki izahlar İslamiyet'e tam bir tarafkirlik hissini veriyor. Anlayarak okuyanlara, kabul ederek okuyanlara ve iman hakikatlerinin esaslarının, altı iman esasının ne derece kuvvetli ve kat'i ispat edildiğini de risalelerde görüyoruz. 10. mektup iki sualin cevabıdır. Vela birincisi, vela eskara min zalike vela ekbara illa fi kitabin mübin. Küçük veya büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır. Yunus suresi 61, Sebe suresi 3, iki yerde geçiyor. Ve külle şeyin ahsayna fi imamin mübin. Biz her şeyi levh-i mahfuzda tek tek yazdık. Yasin suresi 12. Ayetlerinin bir sırrını tefsir eder. İmam mübin, kitab mübin neden ibaret olduğunu beyan eder. Bu ayetlerden birinde kitab mübin deniliyor, diğerinde imam mübin
bunların izahları var. Bu 10. mektubun 1. kısmında. İkinci sual, meydan haşir nerededir sualine, haşir meydanı nerededir sualine gayet makul ve mühim ve parlak bir cevap veriyor. 11. mektup, 4 ayrı ayrı mefastır. Bu 4 mesele birbirinden uzak olduğunda bu mektup gayet perişan görünüyor. Bu perişan mektup münasebetiyle kardeşlerime ihtar ediyorum ki bu küçük mektupları hususi bir surette, hususi bazı kardeşlerime yazmıştım. Büyük mektuplar meydana çıktıktan sonra küçükleri de umumun nazarına gösterilmesi lazım geldi. Halbuki tanzimsiz, müşeveş bir suretteydiler. Henüz daha düzenlenmemiş şekildeydiler. Onlar ne hal ile yazılmış ise öyle kalması lazım geliyordu. Sonradan tasih ve tanzim etmeye mezun değiliz. Nasıl yazıldıysa, yazdırıldıysa o şekilde devamı gerekiyor. Sonradan üzerinde herhangi bir tasarrufa mezun değiliz. İzin verilmez. Yani bu aynı zamanda Risale-i Nur'un yazdırıldığını, sünuhatla, ilahi bir ilhamla yazdırıldığını ifade ediyor. İşte bu 11. mektup perişan bir surette birbirinden çok uzak 4 meseleden ibarettir. Hem müşeveş hem perişandır. Fakat şairlerin ve ehli aşkın zülf-i perişanı sevdikleri ve istihsan ettikleri nevinden bu mektup da zülf-i perişan tarzında soğuk, tasannuğu karışmadan sevdiğinin o karışık saçlarını da sevmesi, hoş görmesi manasında soğuk tasannuğu karışmadan herhangi bir yapay yapma müdahale karışmadan hararet ve halavet asliyesini muhafaza etmek niyetiyle orijinalindeki halaveti, harareti, sıcaklığı ve letafeti muhafaza etmek niyetiyle kendi halinde bırakılmıştır. Burada Risale metnine müdahale, sadeleştirme dahil bunların doğru olmadığı neticesini de çıkarabiliriz bu izahlardan. Daha birçok şey var da yani buradan da çıkaracağımız neticelerden biri bu. Bu mektubun 1. mefası İnnekeyde şeytani kâne zayıfa. Muhakkak ki şeytanın hilesi pek zayıftır. Nisa suresi 76. Ayetinin bir sırrını tefsirle vesvese-i şeytana müptela olan, şeytanın vesvesesine müptela olan adamlara mühim bir ilaç ve merhemdir. Vesvese çok yaygın bir psikolojik sıkıntı ve buna bir ilaç ve merhem olarak yazılmış. İkinci mefas ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. İsra suresi 44 ayetinin bir sırrını. Çam dağının hayret feza ve heybet nüma, hayret veren ve heybetli ağaçlarının vaziyetlerini, Barla'daki Çam dağının, oradaki ağaçların vaziyetlerini ve muhteşem velvele alut bir zelzele iraks nüma, cezbe eda tesbihatlarını latif ve şirin ve hararetli farisi bir münacat ile tefsir ediyor. Bir raksa benzer bir zelzele tarzında ve cazibedar tesbihlerini latif, şirin ve hararetli Farsça bir münacat ile tefsir ediyor. Ağaçların o münacatlarını raks eder gibi, dans eder gibi dallarının oynaşmasını, yapraklarının oynaşmasını ve bu hareketleriyle vermiş oldukları mesajları, yaptıkları zikirleri Farsça bir münacat ile tefsir ediyor. O münacat çendan gerçi nazım ve şiire benziyor fakat nazım ve şiir değil, belki hakikatlerinin parlaklığı ve intizamı tereşüh edip nazım ve şiir suretini vermiş. O münacatın tercümesi de o mektupta yazılmıştır. 11. mektubun 3. ve 4. mefaslarına bir sonraki dersimizde inşallah devam edelim ve oradan sonraki bahisleri okuyalım. Burada kalalım. El-Fatiha.